Arkadaşlar merhaba. 30 Mayıs tarihinde yapılacak olan deneme sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz ile birlikte başlıyoruz. Yukarıda verilen Türkistan devletlerindeki askeri birliklerden hangilerinin her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanmaktadır? Her türlü ihtiyacı. Hassa, Akıncılar. Sevgili arkadaşlar, Hassa ordusu doğru cevabımız. Çünkü Hassa ordumuz merkez ordumuzdur. Her an savaşa hazır bir şekilde merkezde bulunur. Bu nedenle tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. İkta birlikleri, İkta sahiplerinin masraflarını karşılamakla yükümlü olduğu askeri birliklerdir. Bunu Osmanlı Devleti'nin itimar sistemiyle benzetebilirsiniz arkadaşlar. İkta sahibi olanlar o bölgede asker yetiştirirler, savaş zamanı savaşa katılırlar. Ancak merkez hazinenin cebinden para harcanarak merkezde bulunan has ordusu her an savaşa hazır atlı birliklerdir arkadaşlar. Bunlar her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanır. Akıncılar zaten sınır bölgelerinde bulunurlar. Bunlar da bulundukları bölgelerde arkadaşlar seferlerden önce bir nevi keşif gözcüsü olarak, öncü birlik olarak görev yaparlar. Bunların da masraflarının düzenli olarak devletten karşılandığı söz konusu değildir. Burada yalnızca hasta ordusu doğru cevaptır. Bu nedenle de doğru cevabımız bir şıkkı olmalıdır. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklarda yaşayan halklara din ve vicdan hürriyeti tanımış ve yaşam tarzlarına müdahale etmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Balkan milletlerinin Türkleşmesine, devlet gelirlerinin artmasına, fetihlerin kalıcı hale gelmesine, Osmanlı'ya karşı Haçlı İttifakı'nın kurulmasına, Osmanlı Devleti'nin teokratik bir yapı kazanmasına. Sevgili arkadaşlar, burada bahsedilen Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yaptığı fetihlerle yabancı gayrimüslim halklara karşı izlediği politikadır. Biz buna istimalat politikası diyoruz. Yani Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği yerlerdeki gayrimüslim halkın inancına karışmamış, din ve vicdan hürriyeti tanımış, ona hoşgörülü davranarak onların gönüllerini kazanmak istemiştir. Amaç bölgede kalıcı olmayı sağlamaktır. Osmanlı Devleti bu amaçla fethettiği bölgede kalıcı olmak istemiştir. Onların gönüllerini kazanarak bölgede kalıcı olmayı amaçlamıştır. Bu nedenle gayrimüslim halklara da din ve vicdan hürriyeti tanımış, onlara karşı hoşgörülü davranmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki Haçlı seferlerinin hangisinden sonra Türkiye Selçuklu Devleti başkentini İznik'ten Konya'ya taşımıştır? Birinci Haçlı, ikinci Haçlı, üçüncü Haçlı, dördüncü Haçlı, beşinci Haçlı. Zaten sevgili arkadaşlar, Hristiyan Avrupa'nın Müslüman topraklar üzerine yaptığı Haçlı seferlerinin ilk dört tanesi karadandır. Diğerleri denizden Mısır, Tunus gibi yerlere yapılmıştı. Dört tane Haçlı Seferi bizim için önemlidir. Birinci Haçlı Seferi'ni Kudüs'ü aldıkları Haçlı Seferi'dir. Karadan yapılmıştır. İstanbul Anadolu üzerinden 1096 yılında başlamıştır. 1096 yılında Haçlı Seferi'nin başladığı sürede Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'da etkindi. Siyasi otoriteyi büyük oranda sağlamıştır arkadaşlar. Anadolu'nun ortasında özellikle etkilidir ve bu Haçlı ordusuna karşı birinci Haçlı Seferi'nde Türkiye Selçuklu Devleti önemli direnişler göstermiş, önemli mücadeleler vermişti. Ancak bu birinci Haçlı Seferi'nde ordunun Haçlı ordusunun çok kalabalık sayıda olması karşısında Türkiye Selçuklu Devleti sonuç itibariyle nihai bir zafer kazanamamış ve başkentini Haçlılara kaptırmıştır. Başkent olan İznik şehrini Konya'ya taşımak zorunda kalmıştır arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda Türkiye Selçuklu Devleti'nin 1. Kılıç Aslan döneminde 1. Haçlı Seferi sırasında kalabalık Haçlı ordu karşısında tutunamayarak başkentini İznik'ten Konya'ya taşıdığını belirterek doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söylüyoruz. Evet, dördüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Kalesi oğullarının alınmasından sonra Orhan Bey, Anadolu'daki gelişmeleri yakından takip etmeye başlamıştır. Eratna Beyliği'nin iç karışıklıklarından yararlanmak amacıyla ahimlerin desteği ile Ankara ve Sivrihisar'ı savaş haline almıştır. Orhan Bey döneminde yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Gaza anlayışıyla hareket edildiğiyle, arkadaşlar gaza anlayışı Müslüman olmayanlara, gayrimüslimlere yapılır. İki Müslüman arasında gaza anlayışı olamaz. Bu nedenle alamayız. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda adımlar atıldığında, evet, Eratna Beyliği'ni Anadolu'daki bir beyliği alarak arkadaşlar, Müslüman Türk beyliğini alarak doğal olarak Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerden bahsedilebilir. Diğer şıklara bakalım. Anadolu'da mezhep birliği ile ilgili bir bilgi söz konusu değildir. İslam dünyasının koruyucusu olduğu değildir. Çünkü Müslüman bir Türk beyliği arkadaşlar mücadele edip topraklarını alıyor. Bu sadece Anadolu'da toprak genişletip birliği sağlamaya yönelik olabilir. Bizans'ta iş birliğine yaptığına dair bir bilgi söz konusu da değil. Bu nedenle de doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.
Evet, son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Orhan Gazi'nin kurmuş olduğu yaya müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan nokta nokta teşkilatı kurulmuştur. Gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek eyalet yöneticileri olan Beylerbeyi komutası altında seferlere katılmıştır. Böylece devlet askerliği kendine meslek edinmiş kimselerden oluşan disiplinli, savaşa hazır ve hak kabiliyeti yüksek bir orduya sahip olmuştur. Arkadaşlar, yukarıda boşluklara getirilmesi gereken en uygun şey Hazep'tir. Cebeli Tımar'la birlikte atlı zırhlı birlik demektir. Tımarlı sipahiler bunu hazırlarlar arkadaşlar. Cebeciler, topçular, Yeniçerilerin 1. Murat döneminde olduğunu biliyoruz. Çünkü burada Orhan Bey diyor. Yeniçeri Ocağı Pençik sistemiyle 1. Murat döneminde kurulmuştur. Zaten Pençik sistemiyle kurulduğunu da belirtmiştik. Ancak burada Osmanlı Devleti'nde mesleği tamamen askerlik olan düzenli ordu arkadaşlar Azep Teşkilatı'dır. Biraz bilgi sorusudur. Bu nedenle de doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.